Malatya Fen Lisesi mezunuyum. Annem ev hanımı, babam esnaf, değirmen işleriyle uğraşıyor. Ben 3 kardeşin en büyüğüyüm. 2 tane benden küçük kız kardeşim var. 2016 senesinde üniversite sınavında Türkiye birincisi oldum. Sonrasında İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih ettim ve Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştikten sonra bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapmaya karar verdim ve bu programa kaydoldum. Ve tıpla beraber mühendisliği birlikte okudum. Ben aslında küçüklüğümden beri bilgisayar mühendisliği istiyordum. Mühendis olmayı tercih ediyordum. Ama sonrasında üniversiteleri gezdikten sonra açıkçası biraz daha tıp fakültesine karşı ilgim artmaya başladı. Özellikle araştırma imkanlarından dolayı tıbbi araştırmalara karşı bir ilgim olduğunu fark ettim. Bu yüzden de tıp fakültesini tercih ettim. Sonrasında mühendisliğe olan ilgim hala devam etti ve okulumuzda bir ÇAP programı var, çift anadal programı var. Sonra mühendisliğe ilgim olduğunu fark edince bu programa kaydolduktan sonra mühendislikle tıbbın nasıl kesişim alanları olabileceğini düşünmeye başladım. Ve özellikle tıbbi görüntü işleme ve derin öğrenmeyle tıbbi karar destek mekanizmaları üzerine çalışmalarda bulundum. Ve bu iki alanı bu şekilde harmanlayarak bu iki alanda çalışmalar yaptım. Ve aslında çok da kolay olmadı bu ikisini birlikte okumak. Yani sonuçta ikisi de çok değerli iki bölüm ve bazen zorlukları oluyor. Biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Ama ikisi de yapılabiliyor. Ben de açıkçası mühendis benim için de biraz zor oldu. Çünkü bazen mühendislik bölümlerinde düşük notlar aldım. Hatta ikinci seneye bıraktım. Kaldığım derslerde oldu mühendislik fakültesinde. Tıp fakültesi kadar böyle yüksek notlar alamadım. İkisini beraber okurken birazcık zorlandım. Ama hocalarımın da katkılarıyla beraber programları beraber ayarlayarak ikisini de beraber okuyabildim. Ben tıp fakültesi 6. sınıfa yeni geçtim. Bilgisayar mühendisliğinde 4 senelik eğitimini tamamladım. Aslına bakarsanız tıp fakültesinin 1 ve 2. sınıfları özellikle biraz daha hafif geçiyor. Ve daha çok temel klinik bilimleri ve tıbbi giriş dersleri alıyoruz. Bu tıbbi giriş dersleriyle beraber mühendisliğin ilk 2 senesini birlikte yürütebildim. Ama sonrasındaki mühendisliğin geri kalan 2 senesini tıbbın sonraki 3 senesine yayarak biraz daha yavaş yavaş ve yaz senelerinde de ders alarak, yaz okullara ders alarak mühendisliği de bu şekilde bitirdiğimi söyleyebilirim. Eğitimim sırasında dünyanın çeşitli üniversitelerinde staj ve araştırma yapma fırsatım oldu. Özellikle 2019 senesinde Amgen Vakfı'nın düzenlemiş olduğu programla beraber ETH Zürih Üniversitesi'ne gittim. Bu programla başvuran en başarılı 15 öğrenciden biri seçilerek ETH Zürih Üniversitesi'ne bir staj gerçekleştirdim ve çalışmalarımı Cambridge Üniversitesi'nde sundum. Sonraki sene pandemi dolayısıyla yurt dışına gidemedim. Ondan sonraki sene Pennsylvania Üniversitesi'nde ve University of California Los Angeles'ta stajlar gerçekleştirdim. 5. sınıfın yazında da Harvard Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Mass General Hastanesi'nde stajlarımı gerçekleştirdim. Şimdi de doktora eğitimim için İsviçre'ye gideceğim. Doktora başvurularımda Amerika'ya ve İsviçre'yi hedef aldım. Amerika'da çeşitli üniversitelere ve İsviçre'de çeşitli üniversitelere başvurdum. Amerika'da Yale Üniversitesi'nden, Pennsylvania Üniversitesi'nden ve John Hopkins'ten kabul aldım doktora için. Burslu kabuller aldım. İsviçre'de ETH ve University of Zürich'ten burslu doktora teklifleri aldım. Ben tercihimi İsviçre'den yana kullandım ve İsviçre'ye doktora için gideceğim. Doktora sürecimde daha çok tıbbi görüntü işleme ve yapay zekanın tıbbi görüntülere uygulanması üzerine çalışacağım. Biliyorsunuz ki ülkemizde doktorlar üzerine yüklenen bir ağır yük var. Özellikle bir doktorun günlük baktığı hasta sayısında çok fazla bir artış var. Ve bu da doktorlarımızın üzerine çok fazla yük yüklüyor ve hastalarımıza ayrılan zaman azaldığı için de hastalarımızın aldığı hizmet kalitesi de doğal olarak düşmekte. Biz eğer ki yapay zekayı sağlığa daha fazla entegre edebilirsek, özellikle karar destek mekanizmalarında yazılımlardan otonom olarak faydalanabilirsek, bu sayede hekimlerimizin üzerine binen yük azalacağı için hem onlar daha az yorulacaklar hem de hastalarımız daha kaliteli bir hizmet alacaklar. Bu yüzden ben bu alanlarda çalışmak istiyorum ve bu soruna çözüm üretmek istiyorum. Sağlıkta yapay zeka hekimlerin karar destekteki rolünü azaltacağı gibi bir yanlış anlaşılma var ama ben buna açıkçası katılmıyorum. Çünkü her zaman son karar hekime ait olacak. Şimdi karar destek özellikle ülkemizdeki hastanelerdeki yoğunluğa baktığımızda daha çok radyoloji birimlerinde çok fazla bir yoğunluk olduğunu görürsünüz. Ve bu radyoloji birimlerindeki yoğunlukta çeşitli işte MRI'ların yorumlanması, CT'lerin yorumlanması, X-ray'lerin yorumlanması gibi göze çarpıyor. Dolayısıyla radyolojik görüntülenmeleri biz yapay zeka ile beraber doktorlara bir öneriyle beraber sunabiliriz. Doktorlar zaten son kararı doktorlar hekimlerimiz verecek ve radyoloji hekimlerimiz diğer klinik hekimlerimize bu raporları ulaştıracak. Klinisyen hekimlerimiz, poliklinik yapan klinisyen hekimlerimiz ise radyolojiden gelen bu raporlarla beraber yine yaptıkları anamnezle beraber daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilecekler. Aslına bakarsanız anamnezin rolü burada azalmıyor, artıyor. Çünkü hekimlerimize anamnez alabilecek, hastayı gözlemleyebilecek daha fazla zaman ayırmalarına imkan sağlıyoruz. Ve bu daha fazla zamanla beraber daha iyi bir yorumlama yapabilecek hekimlerimiz.